Merhaba. Eski adıyla dövize çevrilebilir mevduat, Erdoğan versiyonuysa dövize endeksli mevduat. Değişen bir şey yok. Yeni de değil. Ancak kimsenin aklına bu ihtimal gelmedi, onu da ekleyelim. Birileri dikkat çekmiş olsa dahi benim radarıma takılmadı. Bu da gündem olmamış, konuşulmamış demektir. Aradan günler geçti. "Aa ben bunu söylemiştim. Bu ihtimale dikkat çekmiştim." diyen de çıkmadı. Erdoğan son hamlesiyle yani Türk lirası mevduatınıza ne faiz alıyorsanız sizi döviz artışına ezdirmeyeceğiz. Farkı hazine ödeyecek çıkışıyla moral üstünlüğü kazandı. Hazine ne demek? Hazine eşittir toplanan vergiler. Ben yaşadığım ülkede yıllık kazancımın vergisini her yıl ödüyorum. Devlet yıl ortasında adresime gönderiyor şu tarihe kadar verginizi ödeyeceksiniz diyor. O tarihe kadar ödemezsem hakkında işlem yapılıyor. Türkiye'de ise Erdoğan'ın oy aldığı taban dolaylı vergi ödediği için bunu doğrudan hissetmiyor. Parti tabakası ise vergi barışlarıyla bundan yırtıyor. Müşteri garantili ihalelere hiç girmeyelim o bir soygun çünkü. Saray belli ki elindeki tüm araçları kullanacak ve bunu manyakça yapacak vatandaşın kesesinden olması, halkın fakirleşmesi, enflasyonun azması vesaire. Hepsi ikinci planda. Bugüne kadar bunlar umurunda olmadı ki bugün olsun. İktidarı kaybetmemek, önümüzdeki seçimi her türlü kazanmak zorunda. Tek derdi bu. Millet fakirleşiyor veya hazine soyuluyor. Şahsım için son tahlilde bir önemi yok. Vatandaş Erdoğan'da krizleri bir biçimde yönetebildiğini görüyorsa Kılıçdaroğlu ne derse desin. Bakın saray efradına dolar isterse 50 lira olsun derlerken kötü ekonomi üzerinden propaganda yapmaya başladılar. Tutarlılık aramayın. Çoğumuz otomobil kullanıyor. Misali oradan vereyim. Şanzımandan tuhaf sesler geliyordu. Aracı boşa aldılar. Şimdi adeta yokuş aşağı gidiyor. Millet de buna seviniyor. Neyin halayı bu diye sormayın, doğru okuyun. Saray şu son manevrayla 6-7 ay rahatlama umuyor. Bu hamle kartların yeniden dağıtılması demektir. Bana göre bu bir seçim hamlesi değil ancak nabız tutuluyor. Çünkü saray hemen her hafta yaptırdığı sağlam anketlerle yönünü belirliyor. Şu anda durumu iyi değil. Seçimi aldığını gördüğü anda sandığı getirmekte tereddüt etmeyecektir. Acaba hemen seçim isteyen muhalefet şu an ne düşünüyor? Tepkilere bakınca kafaların karışık olduğu anlaşılıyor. Başa dönelim. Diyelim ki 1 trilyon TL mevduat var. Diyelim ki ortalama %15 faiz işletilecek. Türk lirası döviz karşısında kabaca %50 değer yitirdi. Aradaki 35 puanlık farkı yani 350 milyar TL'yi AKP seçmeni olsun olmasın vatandaş ödeyecek. Bu da hemen her alanda fakirleşme demek. Çünkü Türkiye'de mevduatın yarıdan fazlası milyonerlere ait. Bunu bir Nasreddin Hoca fıkrası tadında anlatabilen ve halay çekenleri ikna eden kazanır. Bu olmadıkça Erdoğan'ın göle çaldığı maya tutar.